Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bu kanalda matematikte ve hayatta size lazım olacak bilgileri kısa ve özet olarak öğretiyorum. Bugün sayıların negatif kuvvetleri nasıl hesaplanır kısa ve özet olarak öğreteceğim ve birçok örnek çözeceğiz. Başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hazırsan başlıyoruz. Sayının negatif kuvvetini bulurken öncelikle sayının normal kuvvetlerini hesaplamayı bilmen lazım. İlk olarak normal her ikisi de pozitifken sayı kadar alttakinden çarpıyorsun. Yani 2 tane 5'i üsttekini tane diye okuyabilirsin. 2 tane 5'i çarpıyorsun. 5 kere 5 25 diyoruz. Geçiyorum. Burada ikinci seviye yani aşağısı negatif olursa yukarıya çift mi tek mi diye soruyorduk. Eğer yukarısı çift olursa sonuç pozitif. Yukarısı tek olursa negatif çıkıyordu. Bunu yaptıktan sonra 2'nin direkt kuvvetini alabilirsin. 2'nin dördüncü kuvveti 2, 4, 8, 16. Yani 4 tane 2'yi çarptım 16. 3 tane 2'yi çarptım 8. Yani burada çift tek bakarak artı ve eksiye karar veriyorsun. Çiftse pozitif, tekse negatif. Bir sonra dikkat etmen gereken olaysa yine negatif bir sayı fakat parantezin olmadığı durumlarda bu 2 sadece bu 2'ye ait olduğundan bu eksiyle işim yok öne alıyorum. 2'nin karesi 4 yapar. Normalde burada parantez olsa çift olduğu için pozitif olacaktı. Bilmen gereken detayları geçtim. Asıl konumuza geliyoruz. Eğer yukarısı negatif olursa sayıyı ters çevirerek soruyu çözüyorsun. Yukarıda negatif var. O zaman sayı normalde 3 ise ters döner 1 bölü 3 olur. Üzeri artık eksi 2 değil normal 2. Sonra da bu 2'yi içeri dağıtarak kuvvet alıyorsun. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 oluyor. Yine sayıyı ters çeviriyorsun. Sayım 3 bölü 4. Yukarı negatif ters çevir. Artık 4 bölü 3 olarak yazıyorsun. 3 artık pozitife döndü. Kuvvet alıyorsun. 4'ün 3. kuvveti 4, 16, 64. 3'ün 3. kuvveti 3, 9, 27 oluyor. Cevap 64 bölü 27. Şimdi sizi biraz zorlayacağım. Yukarıda öğrendiğiniz bütün kuralları sorularda, örneklerde birlikte çözeceğiz. 5 üzeri eksi 3. Eksi ters çevirir. 1 bölü 5 üzeri 3 olur. Bunda kuvvetlerini alırım. 1 bölü 5'in 3. kuvveti 125. Negatif bir sayının negatif kuvveti. Bak hem aşağı negatif hem yukarı. Tek tek ilgilenerek çözüyorsun. Aşağı eksi ise ne yapıyorduk? Çift mi tek mi? Tek. Sonuç negatif. Yukarı negatif. Ters çeviririm. Normalde 2 üzeri 3 kaç yapar? 8. Ters çeviririm. 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 buluruz. 1 bölü 2 üzeri eksi 2. Eksi 2 ters çevirir. 2 bölü 1 olur. Üzeri normal 2'ye döndü. Kuvvet al 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 4'ü 1'e böl. 4 bulursun. Son soru. Bak son soru. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Eksi 2 aşağıda. Ben bu sayıyı bu eksi 2'yi yukarı alırsam ne olacak? Ters çevirdiğim için 3 üzeri 2 bölü 1 olur mu? O da 3'ün karesi 9 bölü 1. O da 9 yapacak. Ve sen çöz bölümüne geldik. Şimdi ekrandaki soruyu çözüp cevabı yorum kısmında yazıyorsun. Ayrıca takıldığın bir konu olursa onu da yazabilirsin. Bilgiyi faydalı bulduysan kanalımıza abone olabilir. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.